Benim hocanın odasının önündeyiz. Kendisi içeride uyuyor. Biz de kameranın arkasında odanın anahtarını, odanın kartını bulup ona bir sürpriz yapacağız birazdan. Günaydın. Hocam. Hocam günaydın. Yok artık ya. Dur be Ertan be oğlum ya. Kaç saat? Hocam saat 11. 11. Sürpriz yapalım artık size. Ya böyle sürpriz olur mu ya? Girdiniz. İçeri nasıl girdin? Resepsiyondan kart aldık hocam. Allah Allah. Allah. Ya oğlum dün tekne gezisi yok muydu? Bu Ertan bizim anamızı ağlattı. Geldik buraya bak her yerimiz yara bere, mide bulantısı. Kustuk teknede biliyorsun kustuk. Yattım sabaha karşı 4'te ya. Ağzım yırtılacak ya. Yine de kaldırdığın için teşekkür ederim yoksa tamam, akşama kadar uyurdum ben 5'e kadar vallahi. Ahmet Hoca'yı gördünüz mü Ahmet Çakar'ı? Görmediniz. Ahmet Hoca'yı kaybettik arıyoruz. Görmediniz. Ahmet Çakar'ı gördünüz mü? Görmedim. Eyvah. Kaybettik arıyoruz. Hoca kayboldu galiba. Yok. Yok kaçamam abi. Niye? Abi çöktüm orada baksana kafaya Allah'ını seversen. At hırsızı geldi hocam. Hocam maç saati geldi, seni maça davet ediyoruz. Hocam ben at hırsızı hocam. Hocam sizi uyandırmam şart. Hocam emir büyük yerden hocam. Baksana kantin içinde kaldım hakikaten tırsıyorum ya. Ya sabahtan beri yarım saat uğraşıyoruz kalkmıyor ya. Ahmet Çakar senin. Ahmet Çakar'ı kaldırmaya mı geldin? Evet hocam ya. Baksana dün kaldırdığım kafa hala bak. Bugün kaldırmaya kalkıyor mu? Açmıyor. Gelsene hocam bir bakalım ya. Hocam vallahi baksan. Şey yapalım. Benim odaya Ertan beni kaldırmaya geldi. Kadınlardan kapını çarptığını almış açmış. Hocam bunu ben yapsam var ya kafama sıkar bu sefer. Korktun mu? Kafama sıkar abi bakalım kapıya. Dur ya kapıya içeri girecek. Bana bir şey demez. Yalnız gel bir seni kaldır gel. Ahmet Hoca, ben Apo, Abdülkerim. Maç saati geldi. Bir dinliyorum, 10 saniye şimdi. 10 saniye. Sana saniyeler feda olsun, 20 saniye, 30 saniye beklerim. Hakikaten ya. Gördün mü nasıl kaldırıyor? Hocam vallahi yararsın. Bu atırsızı var ya kapıyı çalmayı bilmiyordu. Atırsızı kapıyı kırmıştır ha. Onun için inanın ben kalkmaz hocam. Öyle yapıyorum. Oğlum bak sen hocanın uzak dur. Hocam hayır. Akıllanmıyor da bu ya. Bak saçtan kurtardın kendini keser. Selam aleyküm hocam. Kendini keser. Buyur gel hocam. Buyur. Hocam gelebilir miyiz? Gelin şöyle görürsünüz. Değil hocam sen. Saçını kurtardın kendini keser bana. Duş alıyordum biliyor musunuz? Her sabah normal insanların yaptığı gibi duş aldım. Hocam açamamışlar kapıyı. Ya bir şey söyleyeceğim hocam. Duş alırken de açılmaz ki kapı be kardeşim. Hocam çok yakışıklısın yine bugün her zaman. Tıraş oldu biliyor musunuz? Saçları tarayayım şimdi birazcık. Hocam bu arkadaş ne olacak peki? Hocam bir kere bana... Meşek nasılsın kardeşim iyi misin? Geceyi nasıl geçirdin? Beni öperek başlar. Uyuduk ne yapalım? Abi Behçet uyuyamamış sabah kadar hocam. Sebebi niye oldu?
Hocam baksanıza kafaya, Allah'ın seversen. Psikolojisi bozulmuş hocam. Vallahi çok iyi oldu. Yakışık oldu değil mi hocam? Adama döndün oğlum. Bu ne oğlum öteki şey? Kafada böyle, kafada kirpit aşağı. Şey gibi, herifler gibi. Ağzına sıktın hocam. Başkalarımıza sıktı burada. Dur şimdi. Anahtar. Telefon. Telefon o benim mi? Evet hocam, senin telefonun. Sigara sağlığa zararlı hocam. Ya biliyor da ***yelim. Hadi gidiyoruz. Hocam nasıl geçti hocam? Rüya falan gördün mü şey? Rüya yok. Bugün akşam çok yorgundum ya. Ben nasıl giriyorlar ha bunlar ya? Ben onlara tuzak kurmuştum. Cam açıktı. Biz bu Ertem'in ekibini methediyoruz ya abire. Seyir ekip mekip. Bunlar yoldan çıktı abi. Valla odaya modaya dalıyorlar ya. Kapıdan girme şansları yok. Balkondan girebilme ihtimali. Balkonumuz açık dedi. Girsen büyük sürpriz bekliyor. Camı açtan yere kırık camlar koymuştum. Eyvah. Abi, koydan ciyak ciyak bakacaktı. Eski tuttu pumpasçıyım dur. Peki. Bu da mı ayı mı ne, hangi hayvana sormuşlar, boyunun niye kalın? Kendi işimi kendim yaparım. Hocam işimi her kendim. Şeyini kendim her yapıyorsun. Her şeyi yaparım abi bak. En sevdiğim iş. Ben kimseyi... Saçını kendin mi kesiyorsun? Saç çok biraz kestim. Ama kendi gene kendine, de güzel yapıyorsun. Tabii oğlum, gidiyorum. Genelde başkalarının saçını kesiyor hocam. Başkalarının saçını kesiyor, atırsız. Vallahi iyi oldun. Oğlum bak, yalnız boyun var, dosun var, komando gibisin, yay gibisin. Bu ne oğlum, burada böyle kafada kirpi gibi pis bir herif. Yalnız ya çok sevimsizdin şimdi, çok sevimli oldun. Şu an var ya makası tutuşuna falan bakıyorum. Bir de gayri ihtiyar yaptın ama buna yapıştı. He. Ya çok yeteneklisin biliyor musun? Tabii eski berberim ben. Kadın kuaförüyüm. Ben kadın kuaförüyümdür asla. Vallahi mi? Bilmezler. Yok yok şaka. Şaka asla. Ya bir şey diyeyim mi? Rasim'i uyandırmak kendi yana en zor işi gerçekten ya. Ne oluyor lan, yine mi çekiyorsun? Allah korusun. Her şükür odamızı değiştirdik. Adam gibi odamızı değiştirdik. Güzel, deniz gören bir odadayım. Her zaman denize bakan, evlerde oturduğum için denize görmeden dayanamam. Komşuyla ara nasıl Abdülkerim hocayla? İyi, bir problemimiz yok. Biz akşam 10'da yattık, 11'de yattık. Aynen öyle. Sinan'la Rasim buranın keyfini ikisi çıkarıyor biliyor musun hocam? Bir de Ertem. Her gece müzik, dans geziyorlar vallahi. Hocayla biz iki tane yaşlı adam. Günaydın. Değil mi hocam? Günaydın. Küfür ediyor değil mi? Küfür ediyor değil mi? Hocam. Benim bir yana kemiğim vardı. Sağ bir şamar. Yanına dokunduğun an anaya küfür ederdi. Adamın şeyi bu. Ahmet Bey. Hey Ahmet Bey. Ne diyor ya? Ahmet Bey. Öpürüm sizi. Ahmet Bey. Ahmet Bey çok iyi. Yok, şinkap mı yapıyor? Nereden biliyor Türkçeyi? Ben neresin Çiçek? Oğlumlar çalışmış. Bali. Endonezya. Hocam küfür etti lan. Küfür etti. Ne vardı böyle bir yan hakem? Alpay Özalan yok mu Alpay? Evet. Seremoni de böyle yaptı yan hakemi. Bir koydu, küfür etti. Hocam dedi bana küfür ediyor. Vallahi yok. Tik. Hayır oğlum, tik hastalık bu. Saygı duymak lazım. Ben anlamadım Sinan'dan Ahmet Hoca'yı. Bir gün var ya acayip oh. Gelmişiz diyorlar, bir gün diyor ki lanet olsun, nerede? Bizi buraya kim getirdi diyor. Çözemedim ama oteli çok beğendikleri o kesin. Otel 10 numara. Otel 10 numara. California NO 1994. Ne bu? 620 abi şu anda Galatasaray formasını giymiş. Ne diyorsun ya? Sarı kırmızı hocam. Ne sarı kırmızısı ya? Yeşil bunlar. Oğlum her renk var onda ya. Yeşil, sarı, her renk var dediğin gibi. Sonra bu kırmızı mı ya? Bu iş ya. Ne hocam? Türk milli takımı rengi. Yapma gözünü seveyim ya. İşte bana Ertem, başka tişört getirin hocam, ya. Vallahi sana kırmızı, sen de Galatasaray'sın. Çekil. Hocam sorguyorum, daha sonra zaman. Aa vallahi, hocam, bunu hocam söyle bu artık. Hocam sana kırmızı. Ulan neyse, git bana tişört getir. Yok ki vallahi. Ver bundan değişelim. Ulan bu. Ulan bu.
Her yerden çıkıyorlar böyle. Sabah ya tuvalet. Her yerden çıkıyorsun oğlum ya. Hocam ben küfet ediyorum. Git yani ya. Küfet ediyorsun ya. Hocam. Ya bir huzur ver. Ne kadar hoca varsa hadi yürüt lan. Hep ben küfet ediyorsun hocam ya. Ama hocam. En sevdiğim hocam bana öpeceğim. Öp o zaman. Çok sevdim. Cüneyt. Gel arkadaş. Otelin güvenliği var mı abi? Atın şunu abiciğim. Nedir bıktık ya. Çağır abi güvenlikleri çağırın. Bıktım bundan ben. Nerede otelin güvenlikleri? Gel. Kıbrıs. Rum polisi geldi. Kıbrıs. Kıbrıs polisi. Hocam bırak. Hocam. Hocam bırak. Hocam. Hocam bırak. Hocam. Al abi. Al abi. Al abi. Al. Al abi. Hocam. Al abi. Al. Samet amca. 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 Ahmet amca diyor. Geliyor. Geliyor güzel çocuk geliyor bak. Türkiye'nin sevgilisi geliyor. Güzel çocuk geliyor bak. Türkiye'nin sevgilisi geliyor. Neredesin yavrum? Neredesin ya? Neredesin ya? Neredesin? Bu sarı kırmızı gibisin. Dur Ertan da öyle dedi ya. Galatasaray'ın şampiyonluğu. Ertan bir tişört getir bana. Bir tişört getir. Bu da sarı kırmızı duruyor ya. Bırak kardeşim. Bükemediğimi göğe öpeceksin. Bükemediği bileği. Daha söylemez. Galatasaray şampiyonluğumuzda kurtarız. Hocam bu sarı kırmızı değil ama ya. Belli orada şu sarı kırmızı ifade var ama. Halkı. Var var var. Siyaset konuşma be kardeşim be. Ne konuştuk? Kayıttayız be abicim ya. Onları da ver. Ver müziği. Rasim, Mike Tyson'la konuş. Mike Tyson'la telefon açtı. Ben Sinan abi neye benziyor biliyor musun? Biliyor musun? Rocky'nin 6. bini vardı. Rocky Balboa. 55 yaşında adam. Sinan abi 55 değil de. Kaç? Sinan abi 51. 33. 51. Ya hemen zam getirdin. 51. 50. Sinan abi 50. Rocky de 55'ti. Oturuyor. Güzel bir İtalyan restoranı işletiyor. Klas senin o sonra bir gün bir tane zırtapos çıkıyor. Bana filan. Diyor ki ben yeniden güçlenirim ve yeniden savaşırım. Benim dublörüm. Yavaş düşürme. Kaç aylık bu? 6 yaşında. Valla ben de benim kızları özledim ya. Adı ne bu? Sakallarını değdirme be abi. Adı ne? Miran. Miran, ooo çok da uslu ya. Abi yeni uyuyor aşağıya. Re. Gasta kim gel. Gel oğlum. Adı abi sevdi. Gel oğlum. Yok lan bu ya. Gel bakayım. Şu bak. Tatlılığa bak. Aman düşürme Rasim, dikkat et abi. Ben iki çocuk babasıyım, tecrübeliyim. Kamera bakın. Şu güzel Galatasaraylı'ya bakın. İşte biz bunlar için kızarı şampiyonu. Hocam sana bakıyor, gözleri doluyor bebeğin. Hocama bakıyor. Hoca diyor ki bu diyor insan mı değil mi? Alır. Ver bakayım anlarım şimdi. Ver oğlum. Yalnız. Ya çok tatlı ya, çok üstü ya. Allah Allah. Hocam düşünsene torunun oluyor böyle. Ne yapar? Keşke Allah Allah. Ahmet dedi. Ahmet dedi. Ahmet dedi. Ahmet dedi. Ahmet dedi.
Hocam ha. İki Galatasaraylı damat geliyor inşallah. Sinan abinin de dede zamanı geldi ha. O da geldi. Biraz korktu galiba. Hayır, üzüldü ya. Üzüldü, çok üzüldü. Gel bakayım buraya. Dur bakalım, soğuk soğuk şöyle. Evet. Allah ya. Senin ayaklarını. Dur şimdi. Nasip bak, değiştirmiş dişi. Dur şimdi. Şimdi. Gerçek hadi bakalım, Robert De Niro'nun küçüklüğü. Vay. Ya Allah bağışlasın yani. Maşallah, maşallah de maşallah. Al. Maşallah, maşallah. Bir telefonda konuş, alo de bakalım. Alo de, alo. Miran mı? Miran. Alo. Ben demin Galatasaray'ın aleyhine kötü konuşmalar yaptım. Lütfen Miran'dan özür diler. Şu bebekten özür diler lütfen. Şu bebekten özür diler bak. Bak sana bakıyor bak. Miran. Galatasaray aleyhine yaptığın konuşmalardan Miran huzursuz, haksız. Çok sinirlendi, konuşmuyor hiç. 50 var, 50 lira. Miran. O güzel. Abdülkerim Miran. Mirancığım. Ay çok tatlı maşallah ya. Yalnız senin iki kızın var ya, Allah sana 2-3 kız daha nasip etsin. Sana kendi hiç erkek evladım. Abi Türkiye'ye bir an... Allah sana Fenerbahçe'yi damattan abi. Ya Ertem, Türkiye iki tane Rasim Ozan kaldıramaz. Bir tane yeter ya. İkinci erkek, aman. Rasim'e yapılacak en kötü beddua, sana Allah Fenerbahçe'yi damatlar versin. Galatasaraylılar böyle soylu olur. Bir gram ağlamaz. Küçükken iyiler Galatasaraylılar da büyüyünce değişiyorlar. Zaten ağlamasına gerek yok. Bütün Galatasaraylılar adına sen ağlıyorsun. Bir yıldır ağlıyorsun ya. Galatasaray'ı yakacaklar. Fener'i şampiyon yapacaklar. Beşiktaş'ı şampiyon yapacaklar. Ooo! Hocam şuna bak. Anneye mi düşkün, babaya mı daha çok? Anneye daha çok. Şu an babası emdiriyor. Herkese düşkün olur ya. Olanlar anneye düşkün olur. Ya, fark etmiyor ya. Öyle bir şey yok ya. Öyle mi? Hepsi düşkünler abi. Hem anneye hem babaya da fark etmiyor. Şu anımda bir adam var. Anne babasız büyüdü. Kurt besledi onu bir tane. Kurt. Sezgin. Çakar. Rahat. Faul hocam. Hocam ne yapıyorsun? Adamın bütün mal varlığını elinden aldın hocam. Hocam bravo hocam. Elim. Kardeşim. Burada şu topu boynun çekiyorsun. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar bu? Tuzlu mu su?
deniz suyu. Ne oluyor, sen de aşağı iniyorsun ben? Farklı bir merak istiyorsunuz ya. Farklı bir merak istiyorsunuz. Fiji adasına kaçıyor. Hadi yüzelim beraber, gel. Et gibi deniyor var, biliyor musun sen? Woody Harrelson'da Matthew McConaughey, bir de Ed TV vardı. Onlar aynı sene çekildi. Evet. Ruman Show'la Ed TV. Göster. Ruman Show'la Ed TV aynı sene çekildi. Bir de Ed TV. İkisinde de futbol. Şey çocukluğunda. BBC evi. Ben çok ilginç bir olaydı. Onu paylaşayım izleyicilerle. 99 yılında bu medya düzeni nereye gidiyor diye. Vay Rasim! Koçum, gel. Ne yapıyorsun ya? Vay 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 vay, yüzüyorsun he? Görüyor musun Rasim ya? Koçum benim be. Koçum benim, dalgalarla boğuşuyor. Türkiye ile boğuştu, şimdi dalgalarla boğuşuyor. Görüyor musun Ayhan? Senin liderliğinde mahvettim diyorum onları. Türkiye böyle, Türkiye ile boğuştu, şimdi burada Kıbrıs'ın azgın sularıyla boğuştu. Ya burada geçiyor. Uyurur denizde, uyurum ben. Çok uyurum. Arka böyle bacak bacak üstüne uzan şöyle bir. Yılların yorgunluğunu, stresini at. Hadi çıkayım artık arkadan. Bahsediyoruz ya. Bütün vücudumu çizdi ya. Göğe takım arkadaşım ya. Anamı ağlattı. Sırtım şey gibi, kedi kıtırmalamış gibi. Beni bile ondaki hırs korkutuyor ya. Peki hocam, psikolojik olarak bu hırs neden değil mi? Bilmiyorum. Sezgin benim takımımın kalecisi. Sırtımda böyle kedi gezmiş gibi Sezgin yaptı. Sinan'ı ayağından sakatlamış şu topunda. Anlamadım ki, öldürecek birini ama burada. Ya kendini öldürecek ya başkasını öldürecek. Hissediyorum yani. Ya su topunda çift alınır mı ya? Su topunda çift alıyor herif ya. Direklere atıyor su topunda ya. Hopes ya. Sezgin dedim, sırtımda ne arıyorsun diye dedim. Hasta mısın zaten, anamı ağlattın, kolumuz bırakmadın top sahasında. Burada kendi takım arkadaşım. Demek rakip olsa ağzımızı burnumuzu estetik ameliyat yapacağız. Burnum yara kanadı. Kanadı, Sezgin kanadı. Abi benim burnumdan kan geldi bir ara. Hocam bu tatil. Bir koydu. Bu tatilde Sezgin gelmezin bu tatile faydası mı oldu, zararı mı oldu hala anlamadım. Biri ölecek. Mesela senin biri. Performansın düştü mesela o sakatlıktan evet. Sonra. He? Birini öldürecek ya da kendini öldürecek. Erken gönderme ihtimalimiz yok mu? Şimdi para kalsa bugün gömerim de. Sezgin'in Türk futbolundan birisi göndermiş olabilir mi? Ahmet Çetin orada bitiriyor. Valla bu herkesi bitiriyor abicim. Sinan manyaklaştı. Karşı karşıya Sinan'la. Şu topunda elle oynanır değil mi? Ayaktan götürüyor kardeşim. Ya yemek mi yedik, dayak mı yedik anlamadım. Her tarafım ağrıyor, burnum sızlıyor, sırtım şey içinde. Hanımıma nasıl hesap vereceğim lan, sırtım çizik içinde ya. Vay ayvay ya, ulan bitirdi bizi ya. Nasıl yanıyor sırtım ya? Yengeye ne diyeceğim? Ne oluyor bu diyeceğim, ayı diye, ayı Sezgin üstümden geçti diyeceğim. Ne diyeceğim? Ben böyle bir şey görmedim kardeşim. 3-5 geyik yapalım dedik şu suyun içinde gençlerle. Ama hocam siz dünya... fena değil misiniz? Ya şu topu işte oynuyoruz, atraksiyon yapıyoruz. Ne bileyim Sezgin diye bir adam olduğunu ya. Ertan'la Sezgin efsane oldu değil mi hocam? Ya ikisi de normalde var ya. Bunlar taş ocaklarında, ben bir çalışırsam 6 ay bak görürler onların disiplinini oldu. On taş ocaklık adamlar. Ama ikisinin de sizin takımdan olması enteresan oldu. Doğru. Hocam bir de atırsızı da bizden olsaydı, atırsızı. Kusura abi efendi. Evet. O sahada hiç problem hocam yaratmıyor. Uyarlı çocuk. Sahada atlığı gidiyor, kuzu gibi oluyor biliyor musun? Evet. He, tay gibi oluyor, minik bir tay gibi oluyor. Dışarıda bir sıkıntısı yok onun ama sahada bela ötekide. Dışarıda bir sıkıntısı yok diyorsun. Yüzümü yıkarken kulağımdan çıkıyor ya, her yerde o var ya. Abi çok affedersin, yemek... büyük abdest yapıyorum, kapıyı kırıp gireceklerdi içeriye. Hocam ben atırsız hocam. Hocam Emir büyük yerden hocam. Ben böyle bir rezillik görmedim ya.
Hocam, 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 hocam. Vallahi kaşı gezecek bir tarafı da kalmadı. Dün saçları gezdik de bugün neyi gezeceğiz merak ediyorum. Hocam, Sinan'ın yeni bütün rolleri atmasına ne diyorsun? Abi Sinan deyip geçmeyin. Sinan efsane adam. Efsane futbolcu da efsane stopçu. Bu bizim röportajımızı Sinan dinleyecek mi? Dinleyecek. Söylemeyeyim o zaman. Kötü bir şey mi söyleyeceğim? Kötü değil de ben o bugün Sinan'ın stopunda seyrettim ya. Yanlış meslek seçmiş arkadaşım. Yani bence futbol oynama yerine stopunu seçseydi Türkiye'de daha üst yerlere gelebilir miydi? Stopunda bir de aerodinamik yapısı çok uygun stopu için. Tabii aerodinamik yapısı. Yunus balığı gibi. Bundan sonra Sinan abimizin, Sinan kardeşimizin adı Sinan Yunus olsun. Oh. Nasıl abidiniz? Güzel, kendine çok. He? Direkt kendine geldin. Kendi. Ama Ankara'da her yerde röportaj yapıyorsun abi ya. Ya manyak bunlar abi. Bırakmıyorlar seni ne abi? Bunlar numunelik bir manyak ekip. Şimdi kamera devamlı. Ne yapıyorsun sana bu Sezgin bir anlatsana. Burnunda kabara. Öğlen geliyorum, kamera, barda bir arkadaş sohbet edip kamera gel Robert abi bu. Yeter kardeşim ya, huzur versinler ya. Kapat. Kapat kamerayı, tabii kapat. Tabii. Ya Sezgin bir huzur ver yeter. Ya Sezgin ya Ersen. Al abi şu adamları yeter oğlum her dakika ya, ne yapıyorsunuz ya? Özellikle bu Sezgin tam şey hocam. Tam böyle bir hani şey avcısı derler ya. Bıldırcın avcısı. Ersen bunlara talimat vermiş. Ne yapsın? Onlar da geliyor saldırıyor. Ertem'e de kızdın sen zaten abi. Ertem'e uyuz oluyorum felaket. Olmaz abi. Felaket sinirleniyorum. Hele dün tekneden dolayı da Ertem'e çok sinirleniyorum. Ziyaktı ya. Uzu havada çıkardı. Her an orada tekne alabora olabilirdi. Sevgili seyirciler, rüzgar şiddetini gittikçe arttırıyor. Kaptan öyle diyor, daha da sertleşecekmiş hava. Evet. Bundan dolayı dönüş yapmak zorundayız. Şu tehlikesi var mı? Çok. İleriden dönemeyiz. Batma tehlikesi çok yüksek. Ahmet Çakar'ın şeyler sırasında böyle markaj sırasında mayo indirme ritüeli içinde nasıl görüyorsun? Bir de saldırdı mı ya? Bu anormal bir durum. Ahmet Çakar. Faul hocam. Hocam ne yapıyorsun? Adamın bütün mal varlığını elinden aldın hocam. Hocam bravo hocam. Kardeşim. Burada şu topu boynun çekiyorsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Ne bileyim rahatsızım ya, enteresan bir durum var. Vallahi. Yoruldum yani, aman beyaz futbol tamam bir efsane program falan filan da çok oyun var ha, bak omuzu sakat. Hakikaten omuzu sakatlandı. Ya. Abi bire oyun, abi bire oyun abi. Evini yaşayamıyoruz. Yok abi devamlı, aktivite var devamlı. Şeyciyiz. Dekatloncular gibi sanki olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Daha mı oyun var? Yaz çok güzel bir şey. Yaz çok güzel. Deniz çok güzel bir farklı bir şey. Deniz ayrı bir şey. Çok ağrıyor ya. Bugün galiba Ahmet Çakar'dan sonra Sezgin seni de gazi yaptı. Ya Sezgin ya. Ne yaptı abi bir anlat. Sezgin saldırdı, üstüme saldırdı ya. Sezgin saldırdı. Sezgin var zaten şey gibi abi. O ne o? Cani gibi yani sağdın. Ahmet Çakar ne yapıyor şu an? Ahmet Çakar şu an ben en son gördüğümde ben yatacağım dedi, yoruldu ya. Yoruldu. Abi Ahmet Çakar yoruldu, nasıl dayansın abi? Üzülme. Burada bir zulüm var. Kasım yani, burada bir zulüm var yani. Şimdi birazdan halat çekme. Evet, akşamda kano. Kano mu? Bence halatı şey yok bence. Bu. Kano alsa, nerede yapıyoruz? Halı sahaya yok. Kanoyu nerede yapıyoruz onu? Şeyde abi, denizin üstünde.
Havuzda değil. Yok. Abi kanama bu dalga malga olur mahvolur ya. Ya burada kanama olur ya. Allah, Allah yine mi varsınız burada siz? Allah. Bütün spikerler. Kızlar, temizlikçi kızından tut sekreterine, muhasebecideki kızından tut, hepsi bikinileri yağmaladılar. O yazar. Hala bugün Türkiye sahillerinde giyilen bikinilerin %30'u falan bana gönderilmiş ya, şampiyon bikinilerin halkı dağıtıp onları. Niye hocam, Fenerbahçe-Sevilla maçında verdiğiniz sözden dolayı mı? O maçtan sonra, o zaman çalıştığı kanala binlerce bikini geliyor, binlerce. Ne yapıyor Ahmet Çakar da onu halka dağıtıyor. Bugün hala Türk sahillerinde. %30'unda özellikle kahverengi sarı. Şeyli, cancalı ne derler? Her acıya dolanma. Bir de şey var hani. Leopar desenli. Leopar cancalı. Onlar gönderildi. Ne olaydı o ya? Hocam büyük adam. Hatta maçtan bir gün önce hiç unutmuyorum. Ahmet Çakar bikini giysene.com açılmış. Hazırlığı mı durdu? Evine gelmişler, evinin etrafında. Bu program çok komik ya. Kasım sen sözünü tutar mısın böyle bir söz verseydin? Vallahi abi öyle bir şey değil. Ama hoca da kabul ya, yapmadı ya. Ya oğlum ben onu vermedim ki aslında. O öyle aradaki söylenmiş. Aradaki şey, spiker Melih'in şeyi. Melih'in işi değil mi o? Evet. Bak kim geliyor? Oy Sayın Durmaz. Yani ben hep beraber o sarı kırmızı giyip işliyoruz, manyak işliyoruz. Hocam yine sarı kırmızı giymişsin. Yine sarı kırmızı hocam. Sarı kırmızı hocam. Yok abicim ya, gözünüz mü kör ya? Hocam sarı kırmızı baksana Rasim, biz mi yazdık? Sarı kırmızı ya, her taraf sarı kırmızı. Kardeşim gözünüz mü kör ya? Lacivert kırmızı, mavi ya. Sarı nerede ya? Hocam burada sarı nerede? 6 aylık bebekler özür diledi. Kırmızı. Ya renk görmüyüm ben ya. Sarı kırmızı ya, görmüyor musun ya? Sadim abi kafa yapıyorsunuz ya. Renk sarı kırmızı. Yok abi yok. Sevgili seyirciler, şu anda kumdayız. Mavilerle kırmızılar, Ahmet Çakarlarla Sinan Enginler bu defa halat çekiminde halat çekme oyununda karşı karşıya gelecekler. Bakalım kim kazanacak? Genel klasmanda mavilerin 2-1'lik üstünlüğü var. Su topu maçını kırmızılar kazanmıştı. Eğer bu maçı maviler kazanırsa genel klasmanda 3-1 olacak. Kırmızılar kazanırsa 2-2'lik beraberlik sağlanacak. Ve iki takım da şimdi geliyor. Hazır mıyız? Hazırız hocam. Beyler, sabah döneminde su topunu kaybettik. 2-1'i sevdeyiz. Çünkü beraberlikten sonra psikolojik olarak da geri gideriz. Ne yapıp yapıp halat çekmeyi kazanmak zorundayız. Aslında baktığımız vakit güç bizde. Kalkınmamız. Kazanmamız lazım. Kaybetmemiz mucize olur. Sizden rica ediyorum. Özellikle disiplinsiz bir iki oyuncu. Hatta ne olur senelerine hakim ol. Hem takıma hem bize, herkese kötü motivasyon veriyor. Halbuki işimizdeki en güçlü adam sensin, en kaliteli adam sensin. Niye yapıyorsun bunu? Tamam hocam. Biz sana muhtaçken sahada hem rakiple hem seninle uğraşmak durumunda kalıyoruz. Beyler, lütfen.
Söz verdim ben. Tamam hocam. Bir, söz. Bir, iki, üç. Mavi Dakik! Bırakmıyorsunuz hani ayağınızı kaldırmıyor. Kaldırırsanız birinin dengesi bozulursa bak arkadan bir denge hep beraber bunu çekerler. Onun için ne yapacaksınız? Ayak böyle kalacağız, tutacağız ve böyle kalacağız. Kesinlikle ayağını kımıldatırsan birimiz gidersek arada domino taşı gibi. Gitti. Zincir asla kımıldamaz yok mu? Yok. Eyvah. Aynı şekilde bütün konsantrasyonunuzu, kuvvetinizi verin. Bakıyorum onlara. Sezgin bir güç. Sezgin abi nasıl çekecek? Hadi, hadi bir. Bir, iki, üç. Sinan Engin! Ertan en önde mavilerde, Sinan Engin en önde kırmızılarda. Ahmet Çakar en arkada. Abdülkerim Durmaz en arkada. Sinan Engin çekiyor. Çizgiye çok yakın Ertan. Ertan çizgiye çok yakın. Kırmızılar 1-0 önde. Kırmızılar 1-0 önde. İkinci set başlıyor. Bu kıyasıya mücadelede dördü bulan kazanacak. Kırmızılar 1-0 önde. Mavilerde Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Sezgin Gelmez, Onur Çağan, Ertan Süzgün, Emre Sabunoğlu. Kırmızılarda Behçet, Devrim, Onur, Rasim, Sinan Engin ve Deniz. İkincisi başladı. İkinci set başladı. Kırmızılarda Behçet en önde. Ahmet Çakar ipi beline bağladı. Ahmet Çakar ipi beline bağladı. Abdülkerim Durmaz da çekiyor. Rasim hiçbir şey yapmıyor gibi gözüküyor. Behçet. 1-1. Kırmızılarda Sinan Engin, mavilerde Abdülkerim Durmaz dinleniyor. Evet sevgili seyirciler, kırmızılarda Sinan Engin, mavilerde Abdülkerim Durmaz. Ufak bir sakatlık durumu var. Ahmet Çakar, Sezgin, Onur Ertan ve Emre Sabunoğlu mavilerde devam ediyor. Kırmızılarda Behçet, Onur, Deniz, Devrim ve Rasim devam ediyor. Rasim de ipi kalçasına bağladı. Ve 3, 2, 1, 3. set. Haydi gel. Ahmet Çakar ve Rasim ipi bellerine bağladı. Gel! Hadi! Abi oturuyorlar yere. Düştüler. Hadi! İki bir maviler önde.
Maviler 2-1 önde başlatıyorum. Rasim de belini bağladı. Versene havluyu ver, havluyu. Sinan Engin havlu istedi. 2-1 maviler önde. Ahmet hocam buraya doğru gelin biraz. İstersen tutabilirsin. 4. sette Sinan Engin yeniden oyunda, Abdülkerim de. Ahmet Çakar ipi beline bağladı. Rasim de aynı şekilde. Devrim bu sefer bağladı. Sinan Engin ile Abdülkerim Hoca yine dinlenecekler. Su, çabuk. Doktor. Sezgin abi iyi misin? İyi abici, bak gidin. Buldunuz abi. Abi bir şey oldu zannettim ya. Ha, istersen oynama. İstersen oynama bak. Bir oyun oynamayayım. Tamam Sezgin, bir oyun dinlensin. Haydi. Hayır be abicim, iyiyim vallahi. 3-1 maviler önde. 5 yapan kazanıyor. Orada Abdülkerim Hoca yok. Buradan da Behçet'i alalım. Tamam, Rasim çıkıyor. Evet. 3-1 5. set. Üç iki. Üç iki. 6. set. Biraz buraya doğru gelin. Üç iki maviler önde. Sinan Engin kırmızılarda. Abdülkerim Durmaz mavilerde yok. Bu oyunda yok. Bir set de yok. Haydi! Neredesiniz beyler? Haydi! Kimse çekmiyor mu ya? Sinan Engin tekrar oyuna girdi. Olmaz. Sinan Engin tekrar... Abdülkerim Hoca da geldi ama. 3-3. 3-3 oldu. Beyler haydi ya. Bu kıyasıya mücadelede 4'ü bulan kazanacak son oyun. Bu oyunu alan kazanıyor. 3-3. Bu oyunu alan kazanıyor. Bu oyunu alan genel klasmanda skoru 2-2'ye getiriyor. Eğer kırmızılar kazanırsa, maviler kazanırsa 3-1'e getirecek. Genel klasmanda 2-1 maviler önde. Eğer bu oyunu kırmızılar kazanırsa genel klasmanda 2-2, maviler kazanırsa 3-1 olacak. Kırmızılar için büyük bir avantaj. Bu oyunda 3-3'lük beraberlik var. Maviler Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Sezgin Gelmez, Onur, Ertan Emre. Kırmızılarda Sinan Engin, Behçet, Onur, Rasim, Deniz ve Devrim. Hazır mısınız? Kazanan, bu seti kazanan oyunu da kazanıyor. Skor 3-3. Bakalım kim kazanacak? Kim daha çok ayakta kalacak?
39 derecelik bir sıcaklık. Düşen kaybeder. İnanılmaz bir mücadele var. İki tarafta ayakta. İnanılmaz bir mücadele. Ne maviler ne kırmızılar, ikisi de bırakmıyor. Sinan Engin bırakmıyor. Devrim oturamaz. Oturdu. Kabul etmem. 4-3 kazanıyor. Kabul etmem. Hayır. Maviler 4-3 kazanıyor. Yeni arkadaşman da 3000 öne geçiyorlar. Ya oynamam. Bir çikecidir. Ya oynamam. Kardeşim ben burada en önde duruyorum. Kımıldamıyorum. Bana ne arkadaki? Öndeki hayır. Önemli burada. Öndeki önemli, beni ilgilendirmez. Bu şikeli bir maçtır kardeşim. Kardeşim o düştüyse bana ne? Bana ne o düştüyse? Bana bir şey oldu mu? Ocaklı. Olmaz. Ocaklı. Akşamın en büyük şarkı ben çekmiyorum. Ocaklı hocam. Yere. Kardeşim ben düşüyor muyum? Sen düşmüyorsun. Bundan sonraki maçlara çıkmıyoruz. Değil mi kaptanım? Bitti bitti ya. Kardeşim. Kardeşim çek lan kamerayı. Çek lan. Kardeşim çek lan kamerayı. Çek lan. Çek kamerayı. Bir dakika gırgır falan yapmıyorum. Bundan ben kardeşim çıkmıyoruz. Kımıldadın mı ben? Bana bir şey oluyor mu? Ama takım abi. Ya ne alakası var? Bana ne ya? Hadi ya. Ertem. Şikeci. Ertem. Bundan sonraki başlara çıkıyoruz. Olur. Deniz, sana biz yok. Listening? Damn. Yeah.